Merhaba arkadaşlar, bugün dersimizde ismin cinslerini göreceğiz. Çok kolay ezberlenmesi. Başlıyorum arkadaşlar. Eril cins, kelimenin sonu ünsüzle bitiyor ise bu kelimelerimiz bizim eril cinstir arkadaşlar. Örnekleri de voloz, saç, teli, glass, göz, palate, parmak, nos, burun, zub, diş, rot, ağız. Bunların hepsi sonu ünsüz harfle bitiyor ve bunlar eril cinstir arkadaşlar. Yani volos, saç telimiz eril cinstir. Glass, gözümüz eril cins oluyor. Palate, parmağımız eril cins oluyor. Nos, burnumuz eril cins. Zub, dişimiz eril cins. Rot, ağzımız eril cins oluyor. Arkadaşlar bir de ilave olarak şunu söylemek istiyorum. Bazı kelimelerimiz var. Sonları inceltici veya kalınlaştırıcı harflerle bitiyor. Onları da eril cins olarak bilin lütfen. Onların bazı istisnaları var. 11 tane kelime var istisna olarak. Dişi cins oluyor. Ama şu an size ilk başta bunları anlattığım için, daha yeni öğrendiğiniz için kafanızı karıştırmak istemiyorum. O yüzden şunu bilin. Eğer bir kelimenin sonu ünsüz harfle bitiyorsa veya inceltici, kalınlaştırıcı harfle bitiyorsa bunlar eril cinstir. Evet. Dişi cinse geçiyorum arkadaşlar. Dişi cinste eğer bir kelimenin sonu a veya ya harfiyle bitiyorsa bu kelimelerimiz bizim dişi cinstir arkadaşlar. Örneklerini de yazdım. Ruka, el, noga, ayak, guba, dudak, golova, baş, rodinka, ben, nyanya, dadı. Hani rodinka arkadaşlar yüzümüzdeki çıkan benler. Ama tek hali, yani bir tane ben. Gördüğünüz gibi çok kolay arkadaşlar. Şunu bileceksiniz. Tekrar söylüyorum. Bir kelimenin sonu a veya ya harfiyle bitiyorsa demek ki bu kelimemiz bizim dişi cinstir. Bunları iyi bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Çünkü bunlara göre zamirleri nasıl söyleyeceğimize karar vereceğiz. Bir de sıfatları nasıl söyleyeceğimize ileride. Onu da isimlere göre karar vereceğiz. Yani cinslere göre, ismin cinslerine göre. Nötr cins. Bir kelimenin sonu o, y veya yo harfiyle bitiyorsa bu kelimelerimiz bizim nötr cinstir. Örneklerini de şuraya yazdım arkadaşlar. Sierce, kalp, uho, kulak, oçko, puan, solmuşko, güneş, more, deniz, moyo, benim. Bu kelimeleri de öğrenebilirsiniz. Çok güzel bir kelimeler. Günlük hayatımızda kullanabileceğimiz bir kelimelerdir. Bir tane istisna söyleyeceğim size. Şöyle dişi cinse döneceğim. Biz hani söyledik ya, bir kelimenin sonu a veya ya harfiyle bitiyorsa dişi cinstir, değil mi? Hatta örnekleri de söyledik burada. Fakat arkadaşlar şöyle bir istisnamız var. Eğer bir kelime insan isimlerini taşıyorsa ve insana hitap şeklini gösteriyorsa, yani insana ait olduğu için insana bakacağız. İnsanın cinsi erkekse bunu erkeğe ait edeceğiz. Dişi ise kadınsa kadına ait edeceğiz. Yani şöyle düşünün. Örnek söylüyorum arkadaşlar. İnsana hitap şekli diyelim. Babanıza baba olarak hitap ediyoruz, değil mi? Baba diyoruz. Rusya'da baba papa demektir. Ve sonu A harfiyle bitiyor. Fakat biz ne demiştik? Sonu A harfiyle biten kelimeler dişidir. Ama burada babaya biz
Papa diyoruz ve sonu a ile bitiyor. Biz babamızı dişi cinse ait edemeyiz. O yüzden burada istisna devreye giriyor. Yani kelimemiz babamıza ait olduğu için, bir erkeğe ait olduğu için bu kelime erkek cins diyoruz, yani eril cins diyoruz. Dişi cins demiyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar, cağ cağ kelimesi, cağ da amca, dayı anlamını taşıyor ve sonu ya ile bitiyor. Ama biz ne demiştik? Sonu ya ile biten kelimelerimiz dişi cinstir. Fakat burada amca ve dayı bir erkeğe hitap ettiğimizde dediğimiz için, o yüzden bu eril cins olacak bu kelimemiz. Sana hitap şeklinde olan kelimeler ayıracağız, yani ayrımcılık yapacağız. Bakacağız hani sonu a ile ya ile bitiyor ama bunu biz erkeğe söylüyorsak bu dişi cins olamaz, eril cins olur diyeceğiz. Aynı şekilde isimler arkadaşlar, bakın. Ali diyor, değil mi? İ ile bitiyor. O yüzden Ali hangi insana söylüyoruz? Erkeğe mi, kadına mı? Ona bakarak karar veriyoruz ve diyoruz ki bu kelimenin cinsi erkektir arkadaşlar. Ali erkeğe söylediğimiz için. Mesela Zeynep. Zeynep de Zeynep isimli kişilere söylüyorlar ve sonu yine ünsüzle bitiyor. Fakat biz ne demiştik? Sonu ünsüzle biten kelimeler eril cinstir. Ama burada bir kadına hitap edildiği için buna eril cins değil, dişi cins olduğunu söyleyeceğiz. Maryam diyoruz. Meryem, değil mi? Meryem kelimesi, yani ismi de sonu M harfiyle bitmesine rağmen bunu dişi cinse ait ediyoruz. Çünkü bir kadına hitap ettiğimizde söylüyoruz, değil mi? Hani kadına, kadın ismi bu. Mustafa da aynı şekilde. Bakın Mustafa sonu a ile bitiyor. A ile bitmesine rağmen eril cins diyoruz. Çünkü bir erkeğin ismi olduğu için. Genel kurala baktığımızda tekrar, kelimelerin sonu ünsüz veya kalınlaştırıcı, inceltici harfle bitiyorsa o kelimelerimiz eril cinse ait olduğunu bileceğiz. Dişi cinste kelimelerimizin sonu a veya ya harfiyle bitiyorsa dişi cins diyeceğiz. Nötr cins kelimelerimizin sonu o, y veya yo harfleriyle bitiyorsa onları da nötr cinse ait olduğunu belirleyeceğiz. İstisnamız neydi arkadaşlar? İstisnamız da insan isimleri ve insana hitap şekli. Yani burada insana hitap şeklimizde eğer bir erkeğe hitap edip de ve o kelimemizde sonu a ile bitiyorsa, o zaman erkeğe hitap ettiğimiz için o kelimeyi de eril cins olarak bileceğiz. Eğer bir kadına hitap ediyoruz ve sonu inceltici, kalınlaştırıcı veya ünsüz harfle bitiyorsa ama kadına hitap ettiğimiz için o kelimemizde dişi cins olacak. Aynı şekilde insan isimleri de arkadaşlar, bir kadına ismini söylüyorsak ve onun ismi ünsüz harfle bitiyorsa, kadına söylediğimiz için, kadın ismini taşıdığı için o ismimizi de dişi cins olduğunu söyleyeceğiz. Erkekte de aynı şekilde, erkekte eğer bir erkeğin ismi sonu a veya ya veya başka bir ünlü harflerle bitiyorsa o erkeği sadece eril cins olduğunu söyleyeceğiz, kelimeyi, yani erkeğin ismini. Çünkü bir erkeğe hitap ediyoruz. Bir erkeğin ismini söylüyoruz arkadaşlar. Evet, bu ders bu kadar. Görüşmek dileğiyle. 6. dersimizde yeni kelimeler öğreneceğiz. İyi günler. Dersimizi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın.